Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Another Brick in the Mall, yani bir AVM inşa edeceğiz sizde, anladın mı? Bir AVM'den daha fazlası da denebilir yani. Bu oyun iyi bir oyun. Böyle kafalardan oluşuyor şu an gördüğünüz gibi. Bak, böyle kafası büyük müşterilerimizden oluşuyor. Bir Migros, bir Kipa, yani böyle bir eski Tansaş havası yaratmasak da böyle otomatik kasalarımız falan var böyle. Senaryo da oynayabiliyorsunuz. Yoksa şey de oynayabiliyorsunuz. Normal kendi şey sandbox, yani istediğiniz gibi sınırsız bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Hemen ona geçmeden önce bir intro'muzu yayınlayalım, sonra oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen geldim. Yeni oyun diyelim. Daha önce bak oluşturmuştum ben. Şurada 29. gün falan diyor ama hani kredi falan çektiğim böyle biraz da şey yaptım. Yeni oyun. Normal olsun. Yani hafif fare salgını, personel ihtiyaçları yok. Hafif hırsızlık, 1 milyon lobi faaliyeti. Temellerin maliyeti bu. Mavi bakım maliyeti, marjlar %100. Ama sandbox da yapıp böyle şey yapabilirim. Yani 200 binle başlayalım. Normal araştırma. Fare sahibi. Bunu bilmiyorum şimdi. Bak, bu ekstra bir şey olur. Açlık, tuvalet ihtiyaçları vardı. Var olsun ya. Gerçek olsun, anladım. Hafif hırsızlık. Askeri ücreti. Askeri ücreti bir şey olarak şey yapalım. Bakım maliyeti %100 kalsın. Standart fiyatlar. Standart talepler. Bolluk. Sıklık. Tamam, yeter. Yani standart rastgele olayları olsun. Yani böyle bazen Covid Movid çıkıyor oyunda da. Covid'e benzer makarna falan alıyorlar, anladın mı yani? Onun gibi başlayalım bakalım hemen. Evet, büyük bir arazi miras almışız. Bak, büyük bir arazi miras almışız. Ama burayı sanayi alanı ya da yerleşim yeri falan kurmamız yasakmış. Sadece ticari bir şey kurabiliyormuşuz. Bak sen ya, benim bu kadar geniş bir arsam var. Ama devlet yasaklıyor ticari şey yerleşim yeri kurmamı. Lan yani sen kimsin ya, Allah'ını seversen yani. Neyse, ilk önce bir şuradan bak. Bak, yol çalışması, temel, duvar, nesneler. Hemen temeli seçiyoruz. Şöyle alıyoruz abi. Prison Architect gibi. Prison Architect falan oynayan varsa bilir. Hemen şöyle bizim inşa memurumuz çalıştırıyor. Hemen çalışsın. Bunların mesaileri de var bu arada. İkinci inşaatçımız da geldi. Diğer işini gidecek. Vardiyası da olacak birazdan. Ben işleri genelde 12 saate kadar çalıştırıyorum. Yani 15 saate kadar çıkarabiliyorsunuz mesaileri ama işte ben yapmıyorum. O kadar vicdansız değilim. Buraya çift kapı. Şuraya da personel kapısı. Şuraya da bir duvar inşa ediyor. Çünkü buraya depo yapacağız. Buraya da mağaza yapacağız. Şimdi gıda rafı. Evet. 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 Raf. Tamam. Şimdi buralarda kasa inşa ediyor. Tamam. Şimdi bir saatlik bir mağaza yönet deyip depo tahsis edelim. Bak, depoyu tahsis ettik. Buranın mağazanın deposu bu oldu. Kasiyer işi alacağız. Bunun daha iyiymiş. Bu arada zamanla artabiliyor. Hiç sıkıntı etme. Yani kötü bir kasiyer bile alsanız zamanla artıyor zaten onun şeyi. Şimdi depocu da alalım. Yani boşuna şimdi şey yapmayalım. İki tane depocu alalım. Şimdi bunları vardiyeli kasiyer, hatta 3 yapalım. Aynen 3 yapalım. Hatta 4 yapalım ya kasiyeri. Biraz fazladan bir kasiyer aldım ama şöyle bir şey var. Maaş şu an 4 dolar olduğu için sıkıntı yok. Ha, personel molası. Bunu ihtiyaçlar yaptık ya. Meşgul değilken
Ama her zaman meşgul olursa, ihtiyacın olduğunda evet, tümünü uygula. Var diye planlaması. Siz ikiniz abi şöyle. Tamam, siz şu 2-12 saat çalışın. Siz de şu 12 saat çalışın. Sen de bir depocu şöyle, bir depocu şöyle. Şu anlık mağazamız küçük olduğu için böyle yapalım. Yani var diye yaptım. Bak şu ikisi Gizela Black'le Johnny Cross sabah 00 ile 12 arası çalışacak. Yani mağazamız 24 saat çalışmış olacak. Ama şöyle bir sıkıntı var. 24 ile 06 arasında açabilmeniz için şey gerekiyor, izin gerekiyor. Araştırmalardan yapmanız lazım bunu. O yüzden bak 6'ya kadar çekebiliyorum, gördünüz mü? Kapanışta 00'a kadar çekebiliyorum. Şu ara boşluk kalıyor. Yani bu sabah çalışan ibneler yarım şimdilik kârda. Anladın mı? Çünkü daha az çalışacaklar yani. Şimdi gıda rafını yönet. Buradan başlayalım. Gazoz. Şişe su. Meyve suyu. Şeker, konserve yiyecek, kahvaltılık yemek. Burada ise önemlilerden satalım ya. Aşağıda da önemsizlerden sattık. Yatak çarçı. Önemlilerden yemek. Bebek bezi. Tuvalet kağıdı. Şöyle yükleme ana yapacağız. Şöyle çöp kutusu. Yönet. Hademe altısı, onu istiyor. İnşaatçılar var burada. Temizlik görevlisi satın al. Hademe buymuş. Burada bana ofis yaptıracak değil mi? Yani mallarımız geldi abi. İlk mallarımız geldi. Kasiyerlerimiz ise yarın gelecek. Yarın göreve başlayacak. Masalarımızı kuralım. İki tane ofis şey aldım. Daha çok park yeri. Aynen öyle. Bak görüyorsun değil mi? Ne diyor bak. Hadi bu vahşi arazi beton ve kapitalizmle dolduran. Ya. Yani görüyorsun ya, anladın mı? Ha, ilk önce gece saatlerini açtırdım. Yani 7-24 çalıştı mağazamız. Para getirecek bize ya. Dur. Personel yeri yapayım iki tane. Hatta dört tane yapayım. Şimdi şuraya bak, burada mesela yaklaşan okula dönüş varmış. 5 gün sonra olacakmış, başlayacakmış.
Okula dönüşte okul malzemeleri, dizüstü bilgisayar, pantolon, tişört, elbise bunlar artacakmış. Şu an günlük kazancımız bu kadar. Ha geldi. Bak kasiyerlerimiz geldi. Ama bunlar şu an şey. Çalışmıyor. Çünkü mağazanın yasal izni yok yani şu an. Gece çalışması için. O yüzden yani. Günlük müşterileri diyemem. İşte bu kasiyerler biraz şimdi başa çıktı, 12'de mesaiyle bir çekecekler şimdi. Ha pardon, bunların bitti. Ona gidelim. Bunlar niye böyle bu deli gibi ya? Çişini tutamıyor. Ana oğlum açlık şey varmış lan. Bir dakika. Personelimizi doyurmamız lazım. Ama yemek satan bir yer yok şu an. Harbiden öyle yani. Belli bir süre dayanacaklar. Ancak ve ancak ben tuvalet şeyini sağlayabilirim şu an. Bak. O açık çünkü yani. O açık yani. Başka bir şeyim yok. Şuraya genişleteyim şöyle ya. Hemen beyler yapın. Aşağı yapın. Aha. Artıya geçtim abi. Bugün 62 müşteri gelmiş. Bu saate kadar. Ofisi de genişleteyim biraz. Allah. Şöyle olsun. Şimdi şöyle bir duvar çekelim de. Şöyle bir tuvalet çekeceğiz çünkü. Unisex tuvalet yapacağım şimdi.
Oğlum adamlar çiçini tutmaktan helak oldular. Lavabo olarak tanımadığım sürece hiç kimse oraya gitmez yani. Depoyu da genişletelim. Depo önemli. Çalışsın. Şöyle. Tamam, şimdi böyle kalsın. Şu yola açacağım. Bak ekmek almaya tanıya geliyor. Ya işte mağaza şey oğlum. Eyvah. Şırsı iki tane koymuş oğlum. Ne yapalım? Fazla gel çünkü. Su mu gerekmekte dedi? Su mu gerekmekte dedi? Ha, aynen lan lavabo dur. Bence niye girmiyor bunlar ya? Giriyor. Sadece açlıkları var. Açın abi şuradan bir karakal yiyin ya. Tamam, sizin için hemen ilk önce şey yapacağım. Yemek yapacağım. Onun için de ofis çalışanı alacağım. Bak hep sizin için. Hep. Üç, altı. 2, 4, 6, 7. Tuvaletin varsa gitsene gerizekalı. Normalde personel ihtiyaçları yoktu benim oynadığımda. Açmamıştım. Şimdi açtım daha iyi oldu. Biraz daha gerçekçi bir arttı yani. Tek alan yaptım ya. Yükleme yerini iki yapalım da. Ya personel arabaları burada olsun, tamam mı? Müşteri arabaları burada olsun.
Personelle hızlı çıkıp gelebilsin, anladın mı? Allah, bunlar boşta kaldı. Boşuna para ödüyoruz şu an. Hemen şunu genişletmemiz lazım. Hemen hoppa oturum bakayım. Tamam. Gece saatlerde artık şeyiz, sıkıntımız yok. O yüzden halledebiliriz yani, yemek şey yapabiliriz. Buraya mecbur bunu yapmam gerekiyor. Aynen. Hızlıca soğuk sincap. Tamam. Mağazamız artık 24 saat açık kalmaktadır. Sevgili müşteriler, dikkatinize. Şunların da bir mesaisini arttırayım, değil mi? Yani bunlar az çalışıyor oğlum, 8 saat çalışıyor. Heh. Ya böyle karışık kuruş yaptım. Siz bana bakmayın. Her saat bir ofis çalışan olsun diye, değil mi? Bu bar ilerlesin diye. Burada hızlıca çat diye ilerliyor. Şimdi böyle. Eve gitti, geldi, tekrar çalıştı. Galiba ya da tuvalete de gitmiş olabilir. Bakayım. Yani tuvalete gitmiş. İlk gün mesailerde yapınca of bak, din din bak, bir gün eksi 90 296 yemişiz, şimdi deli gibi kar ediyoruz. Evet, soğuk zincir de bitti. Restoranlarımızı da yapalım. Araştıralım. Dur, buraya baktık mı? Var diye planladık mı? Ha, planlamışız. Saat 3 bak mesela, bak. Saat 3 ne almaya gelmiş bu? Buyrukta tatlıya düşkünmüş. Aa, bu kim? Ofis çalışan. Ne almaya gelmiş? Allah Allah, göremedim ki. Heh. Evcil hayvan yemeği almaya geliyor. Bak saat 4:28. Bak ne almaya geliyor? Gazoz. 4:30'da gazoz geliyor aklına, karnına. Aha, aldı bu da. Abi sen... Abi sen niye pedarıyorsun ya? Ciddi sinirli böyle yani. Be. Kesin eşi yollamış bunu, tamam mı? Git al gel demiş saat 5'te. Gece saat 5'te şey demiş ama ya, sabaha karşı. Kalk Francis, kalk Francis. Git bana pedal gel. Beş yüzüncü satışımızı yaptık. Oğlum arkada sinir oluyor lan adam. Bu arada 10 liralık bir oyun için çok iyi yani. 11 liraya mı ne aldım ben bu oyunu? Şu an kaç saat olmuş ben oynayalı? 11 liraya aldım. 9 saat oynamışım. Neredeyse yani saati 1 lirayaydık geliyor. Yani ilerleyen zamanlarda gelecek. Ben de memnunum ya. Sinema var, bowling salonu yapacağız daha. Hedeflerimiz büyük arkadaşlar. AVM yapacağız. Dedemden kalan arsaya AVM yapacağız. Büyük AVM. Para kadar olacağız.
Hadi böyle. Şunu bir bitiriverim be. Hani 3 günde falan bitecek aşağı yukarı ortalama. Evet, ilerliyor. 53'e gelmiş, 56. Yavaş yavaş halledeceğiz dostlar bunu. Evet beyler. Bitti bitecek sayılabilir yani. Personelimizin ihtiyacını gidermemiz lazım. Herkes deliriyor böyle. Açlıktan böyle birbirimizi yiyeceğiz yani yakında. Tuvaleti yaptık ama bir kişi, yani çok dolu değil şu an. Zaten müşteri potansiyelimiz de fazla değil. Yani günlük mesela bak şu an 71 kişi oldu mesela günlük müşterimiz. Gerçek zamanlı müşteri menüde %48. Yani niye böyle müşteriye bilmiyorum. Ancak müşteri kitlemiz artıyor yani. Ondan eminim. Araştırma kitlesi hemen Facebook açtık şimdi. Kahve dükkanları diyor. Donmuş yiyecek. Satışları izleme. Bonik. Bunlar gereksiz yok. Yok bunlar. Yani şu karayolu şebekesi yok. Onlara da gerek yok. Teraltı toparka evet de gerekebiliyor. Biz şey tütün ruhsatı falan onları almamız lazım. Yani şey böyle. Alkol lisansı. Alkol de satalım. Hemen beyler. Ne yapıyoruz? Temel açıyoruz. Tamam mı? Tam buraya böyle. Şlak diye böyle. Dur. İlk önce bir depomuzu büyütüyoruz şöyle. Tamam mı? Büyüttük mü? Büyüttük. Şöyle tak diye bir tane fast food restoranı açıyoruz. Bir tane. Şöyle tak diye fast food restoranı. Allah yanlış yükleme alanı yaptım. Şöyle müşteri park alanı yapıyoruz böyle. Hemen inşaatçılar ilk hedefiniz hadi bakayım Akdeniz. Depo genişleyecek. Ya depoyu neden genişlettim şimdi bak. Mağaza da genişleyecek çünkü siz ileride göreceksiniz yani mağazanın büyüklüğünü. Şu an mağaza kadar depo var diyorsunuz ama yak vereceğiniz bana ileride. Mağaza hayvan gibi olunca o depo şu anki depo pırt yani yanında. Yani şu an ileride bak şuradan çekseydim eğer bunu daha yakın olacaktı buraya ama şöyle bir sıkıntı var. Aa bu menü şey mi yapmışlar daha önceden böyleydi. Bak yaya trafiği, park kullanımı, kirlilik, kazanç. Nereden kazanıyorsunuz?
Evet arkadaşlar, restoranımız bitmek üzere. Daha su restorancığımız olacak yer bitmek üzere. Fast food restorancığımız. Şu anlık böyle. Heh, şöyle yapayım. Heh, şöyle. Heh, şöyle. Heh, şöyle. Yaptıkça ben gidiyor. Tamam bitti. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Kapı koymadık. Kapı koyacağız. Büyük ofis çift kapısı. Dur. Bir şöyle. Bir de şöyle kapı koyalım. Burada bir tane depo lazım. Bir de bir depo lazım buraya. Şimdi. Dur, sen bir kalk bakayım oradan. Duvar. Şöyle. Şöyle. Yapalım. Bir de personel kapısı yapalım. Şöyle şöyle. Heh. Şu kadar depo yeter bu kadar restorana. Yetmez mi? Yeter bence de. Heh. Şöyle çıkaralım buraya. Buraya da bir depo diyelim. Heh. Şimdi Facebook depo tahsis et burası. Heh. Kasiyer işağı. Bir kasiyer. İki kasiyer. Üç kasiyer. Dört kasiyer. Aşçı işi al. Bir aşçı. İki aşçı. Depo al. Bir depocu. İki depocu. Şu kasiyer iki tane. Dört tane almamın sebebi ikişer ikişer vardiyalar çalışacaklar. Depocu bir tane bir tane yeter. Aşçı da bir tane bir tane yeter. Şimdi sipariş tezgahı. Şöyle abi. Facebook gazoz alanı. Isıtıcı. Pişirme alanı. Pişirme alanı bir tane olacak çünkü zaten bir tane şeyimiz var. Başka bir şey ne eksikmiş diyor? Facebook pişirme alanı gerekiyor. Sipariş tezgahı gerekiyor. Facebook salgısı ve ısıtıcı. Aynen yani bunlar gerekiyor. Sonra bir de ne gerekiyor tabii ki de? Oturacak yer gerekiyor. Yemek alanı masası. Facebook'ta ne koyalım? Lokanta koymayalım. Şimdi bak. Maliyet 1. Bunun ikisi de maliyeti 1 ama bak bu daha iyi şey. Yani yemek alanı masası tabii abi. Çok yakın oldu buraya. Neyse. Çöp kutusu da koyalım şuraya. Şöyle şuraya da bir çöp kutusu koyalım. Bir de şuraya. Girişe. Çöp kutusu koyalım. Hayvanlar atmasın yere çöpler. Evet. Alkol lisansı da bitti. Satışları izleme. Dur. Müşteri palkanı. Neyse öyle gelsin. Tamam açıldı. Evet müşterilerimiz de gelsin. Vardiyasında dur ben onu hayalim. 24 saat açık. Fast food restoranı. Hoş geldiniz. Hem çalışanlarımıza hem size daha iyi bir hizmet vermek ve karınlarını doyurmak için fast food restoranı açtık. Burger King. Bulgur King. Şöyle hemen aşçılarımızın da zamanını halledelim. Çünkü şu an fazla bir aşçı var. Ve fazla bir aşçı fazla bir maaş demek. Bugünlük böyle çalışsınlar bakalım. Seninle sıkıntı var? Açlık. Anladım abi. Sen mal mısın abi? Facebook'ta çalışıyorsun ya. Yap kendine bir şey. Dur olmuyor mu yani? Bakayım performansı. Ha meşgul değilken. İhtiyaç olduğunda yapın oğlum manyak mısın? Siz yiyin oğlum manyak mısın? Beklesin müşteri anasını satayım. Siz yeter ki aç kalmayın oğlum.
Yapın şuna bir tane tost. Bir tane şimdi kasiyer almış olsaydım, ikisi de aynı anda çıkmış olsaydı şey olacaktı. Heh, gidiyor herhalde. Ne yaptı? Normalmiş, sipariş aldı geldi. Oğlum salak mısın? Yiysene bir şey. Sen de pişiriyorsun abi. Yani pişiriyorsun abi, pişiriyorsun. Yani at ağzına bir tane öyle bir cips, böyle bir hamburger yap kendine böyle, salaktan böyle. Ah, bizim geçenki değil mi lan? Petli değil mi o? Yok değilmiş. Tip aynı ya, ben ondan. Şuraya da bir personel park sinir çekeyim. Satışlar zaten bir deme de bitti. Şimdi sonra ürün koyalım, böyle paso, elektronik sigara falan. Şimdi marketi genişleteceğiz. Market çünkü bizim göz bebeğimiz. Mesela bak, burası dün zarar etmiş. Yani bütün gün çalışmadı ama o da bir şey ama. Zarar etmiş yani, anladın mı? Şöyle depoya gidin. Yani depodan biraz yiyeceğiz böyle, anladın mı? Yiyeceğiz biraz böyle. Şimdi neyse, Allah. Personel kapısı. Bir tane şuradan personel kapısı. Ya ara ara yerlerden koyalım çünkü artacak yani. Şöyle kapattık. Mağaza. Hop. 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 Hoba. Hop. Şimdi inşa et diyelim. Atari matari koyuyordum ben eskiden. Atari de koyalım ya. Nerede bizim atariciler? Langırt masası falan. Langırt masası. Atari masası. ATM. Otomat. Otomatik ben dolduruyorum anladın. Bak ta oraya oynanıma geliyorlar. Yani. Bak ta oraya oynanıma geliyorlar. Aşçı. Aşçı. Ya ha oto. Oğlum otomattan yemek yiyor lan bunlar. Ana otomattan yemek yiyormuş. Öğrenmiş olduk. Siz olun bak, yapmayın aynı ben gibi hatayı. Bak herkes otomata gidiyor. Ben diyorum ne yapıyor bunlar diyorum ya. Gidiyor Facebook'ta müşteri. Bu salağı boş ver de. Ya mesela bu. Karnacık da gitti hemen yine. Ya otomatta ne yiyorsunuz gülüm siz ya. Hepinize benden şey amına koyayım. Yani fast food restoranında bir günlük birer kupon yani. 12 saat çalışıyorsunuz. 6. saat. Yani tok gelin. Tok gelin 6. saatinizde yemek yiyeceğiniz 6 saat daha dayanırsınız. Eve gidince yersiniz. Hadi ne yapalım biliyor musun? Bak günlük bir otomat benle. Bir de fast food'da bir hamburger menü. Her gün değişecek hamburger menü. Tamam. Acıktığınızda otomattan bir şey alırsınız kahvaltılık niyetine. Ana yemeğinizi de fast food'dan yersiniz. Tamam bitti. Herkes gitti bak. Ha gitmemiş. Herkes otomata gidiyor. Şurada bir otomat koyalım da. Adam bu şuradakiler çok uzağa gitmesin oğlum. Müşteri gelse kim bakacak? He? He? Müşteri gelse kim bakacak?
Tam buraya koydum otomatı. Ha, geliyor bizim matkaplı inşaatçı. Cızız deliyor. Tütün ruhsatını al. Senin niye işin var? Depo burası değil oğlum. Ay, kilitli mi aradan lan? Bazıları kilitli. Şimdi. Bunlardan yap dayı. Giysi rafı yap senden de 4 tane. Giysileri de araştırır şimdi. Düzen böyle olacak bütün. Şuraya koymuyorum bilerek. Masa koyacağım yine böyle. Taze sebze, meyve, tam tersi şu an yani salak gibi yanlış söyledim. Neyse boşver. Meşrubatta bira koyalım. Soğuk bira. Soğuk içiniz. Mandıra. Taze et. Bunu koyacak bir şeyim yok şu an. Buradan başlayalım. Kapkacakları. Tabaklar. Araç gereçleri. Oyuncaklar. Şimdi bak, araç gereçleri burada. Oyuncaklar burada. Şimdi bir baba düşün, anladın mı? Geldi buraya araç, şimdi aracı için bir şey alacak. Bakıyor burada da oyuncaklar var, anladın mı? Hadi diyor çocuğuma diyor alayım diyor, anladın mı? Masa oyunları. Aksiyon figürleri. Tebrik kartları. Her şeyden satalım beyler. Daha sonra daha fazla iş yaparız. Elektronik kitler. Yanında ne var? Okul malzemeleri. Sırt çantası. Bak, ikisinin arasında şey satıyoruz. Elektronik sigara satıyoruz. Okul çocukları gelecek buradan bir şey alacak. Burada sigara satıyor. Yani sigara özendirme gibi bir şey oluyor biraz zaten böyle. Bilinç altında spor topları. Tuvalet kağıdı falan. Bunlardan iki tane koyalım. Tebrik kartı iki tane. Okul malzemeleri. Spor topu. Neyse, ekmek koymayacağım. Dobre geliyor, görüyor musun? Mağazanın en derin yerine kadar götürüyorum adamı. Mağazamız böyle be gençler. Şimdi tütün ruhsatını alacağız. Tütün ruhsatı da gelmek üzere zaten. Böyle. 10 günde mağazamızı böyle yaptık gençler. 10 günde. Net karımız yok. Yani 200 binden 14 bin lira kadar geriledik. Paramız hep yatırıma gidiyor. Şu anlık. Yani yatırıma gitmesinin sebebi uzun vadede biz bu parayı çıkaracağımızın göstergesidir. Yani inşallah. Tabii Çin tek başına bu bir istatistik yetmez. Kazanç grafiği bizim için aslında önemlidir. Yani yatırımın geri dönüş oranı. Yani ne kadar hızla geri döndü. Yani o sirkülasyonun hani mesela devir daimizin, yani devir hızının ne kadar olduğudur. Ona bakacağız işte. Ya bakacağız yani, anladın mı? Şu an halledeceğiz. Giyimi açacağım bundan sonra. Giyim yani buraya koyduk zaten 4 tane. Onlardan da satalım değil mi yani gençler? Şimdi boşuna oraya bunları koymuş olmayayım. Neyse, ilk bölümden bu kadar. Mağazamız 7/24 açıktır. Her zaman sizi bekleriz. Özel prakendecilik olarak. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Cadılar Bayramı, Muhteşem Kitap yayında gibi böyle
etkinliklerimiz var. Bir de Noel geliyor. Jingle Bells geliyor. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın.